Efendim, ben MNX Shadow ve karşınızda Mütecavüz Günlüklerinin yepyeni bir bölümü daha. Kurtlar oluyor ya. Vallahi yok, bizim mahalledeki kurtlar oluyor, köpekler oluyor. Havlıyor falan. Bir köpek kavgası falan oldu az önce de. Yayın sırasında oldu. Yine fark ettiğiniz üzere biraz sessiz konuşuyorum. Artık gecenin saat 12:40 geçiyor. Yayından sonra twitch.tv/MNXShadow adresinde. Biliyorsunuz yayın yapıyorum. Mount & Blade serimiz olmuştu. Onu da muhtemelen YouTube'a aktaracak gibiyim. Gavatoğlu Mahmut serimiz var orada. Canlı yayın tekrar olarak aktarmayı düşünüyorum. Aa, bugün uyuyacağız burada. Pekala. Ha doğru, en son şey olmuştu. Değil mi? Bilgisayar çökmüş, yani oyun çökmüştü. Hayırlısı bakalım. Şimdi benim amacım Milton'a gitmek yerinin sonunda. Hani Milton dizisi yapacağız. Lakin tabi okucu falan da yapmam gerekiyor. Onun dönüşte de yapabilirim gerçi. Yanıma benim ağırlıklarımı satmam lazım. Bir Milton turu yapacaksak eğer, orada güzel malzemeler bulursam onu da yanıma getirmek istiyorum elinde sonunda. O yüzden biraz ağırlığımı azaltmam gerekiyor bunun için. Yani doğal olarak. O yüzden şöyle bir şeyler yapalım. Dikiş kitini bırak. Bırakabildiğimiz ne kadar ağırlık varsa bırakacağım. Bacak bıçak aslında işime yarayabilir. Belki geyik meyik falan buluruz. Ok sapını bırak. Taşı bırak. Silah ağacı durumlarda işime yarayabilir. Bunu tahmin edecek mi de sonra ederiz. Acelesi yok. Tamam, şey var. Suyumuz var biraz ağır miktarda. Ha, ben bere yapacaktım değil mi? Daha dur. Tamam, gel. Gel. Nerede o? Gel. Şu bereyi alacağım. Şu bereyi bırakıyorum. Başka bırakmalık kıyafetim yok. Kıyafetlerden şu bereyi tamir et. Ve hazır elimizdeymişken bir de uyku tulumunu elden geçirelim. Daha sonrasında kumaşlarımızı bırakalım. 27 kiloya düştüm. Bunları halledeceğim. Bunları tekrardan yapıyoruz. O zaman ben okucu yapmaya gitmeyeceğim. Milton turuna gideceğiz. Milton'a gideceğim. Ama öncelikle sanırsam şeye giderim ya. Gizemli Göl demir istasyonuna giderim. Oradan da Milton'a geçeriz. Planım öyle. Eğer Gizemli Göl istasyonundan fazlalıklı çıkarsak dönüşte okucu yapıp daha sonrasında bizim mıntıkaya dönerim. Daha sonra giderim işte şeye, Milton'a. Okey. Dağ kasabasına. Pekala, planımız bu şekilde güzel gibi duruyor. Ben Milton'a gideceksem fırtına fenerine pek ihtiyacım yok. Ama işime yarayabilir, ama ağır. Pardon. Gizemli Göl demir yoluna. Bilemedim. Şunları yapmaya devam ederim. Yanıma fazla yemek almama gerek yok. Ben yolda hazır tutuklarım. Demir yolundan bulduğumuz yemekler de ekstradan cabas olur. Tamamdır. Pekala. Bu kadar. 25 kiloya kadar düştük. Bu güzel bir şey. Bu şahane bir şey. Biraz daha düşebilsek güzel olacaktı. Kömürü götürürük miyim? Kömürü
Dönüşte kömür lazım olacak. Mağaraya uğramam gerekecek her türlü. Kömürü bırakıyorum burada. Sedir kalabilir. Benim kibritim nerede ya? Yedek kibritim yok mu benim? Ha, buraya koydum değil mi bunları ben? Bir tane hızlandırıcı verebilirsin. Acil durumlarda lazım olsun. Kibritim var. Bu kadar. Evet. Daha fazla bir şey bırakacağımı düşünemiyorum. Ben bir şey bırakmak istemiyorum açıkçası. Evet. Hazırız. O zaman bir güzel yatalım. Ama yatmadan önce yapabileceğim başka bir şey var mı ya? Bu kitabı bitirmişiz zaten. Birazcık daha zaman geçirsek fena olmaz aslında da. Sevmesen pek yok. Bunu da bırak. Konserve açacağı dursun. Dursun. Bunların kondisyonlarından ziyade bunu kullanmış oluyorum. O önemli benim için. Savaşlarda çekiç kullanıyorum. Milli silahlarda. Levye'de yani yeni bölgeye gideceğim. O yüzden önemli. Belki açılacak bulup buluruz. Pekala, o zaman karnımızı doyuralım. Susuzluğumuzu da giderelim. 10 saatlik bu uyku. Fırtına olmasın sabah. Güzel bir günde. Başlayalım hadi. Hadi başlayalım. İçelim. Hatta bir çay daha içelim. Bir saat uyuyabiliyorsa bir saat daha uyusun. Kondisyonu çok az daha toplayalım. Sonrasında gidelim. Demir yoluna doğru yolculuğumuza çıkalım. Ben bir alt göremiyorum yine. Fener bu tip durumlarda işe yarıyor işte. Kibritten kullanmaktan ziyade binanın içerisinde gezmemi sağlıyor. Yani o yüzden önemli falan biraz. Ağır ama yapacak bir şey yok. Oğlum gündüz olmadı mı daha ya? Bu hava ne böyle? Bizim evde böyle ışık olsa keşke. Biraz sizde karanlıkta geziyiz ama yapacak bir şey yok. Hadi. -19 derece. Götümüz donacak ya. Uf. Acaba bir saat takılsak mı bir yerde ya? Vallahi bilemedim ha. Belki en azından yolda ateş mateş yakarız yani şey. Büyüteşle falan filan gün ışığından faydalanarak. Hava bayağı soğuk. Daha kapıdan çıktım bak yarıya indi. Gir mağaraya gir. Mağarada biraz ısınalım. Bir saat zaman geçir burada. Güneş doğarken ardından tepelerin. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hop. -16. Hava soğuk, soğukluğunu devam ettiriyor. Hatta daha soğuk herhalde şu an. Özellikle rüzgarla beraber. -7 evet. Taktiğimiz pek uymadı ama yapacak bir şey de yok. Hadi öküz gibi yedik, sen ne yemeyle gurulduyor hala ya.
Yanına fazla su almadım ben ya. Yine biraz var. Şuradan gidelim de rüzgar direnci alalım en azından. Biraz daha yavaş üşüyelim. Yolculuk için hiç de iyi bir hava değil ama yapacak bir şey yok. En azından rüzgar direncim var. Beni yavaşlatmıyor. Fırtına başlıyor. Say I hate being cold. Because I really do. Ben yanıma yemek de almadım. Kendimi çok riske sokuyorum değil mi ya? Sırf daha fazla getirebilmek için biraz daha hafif gidelim diye uğraşıyorum ama yanıma yemek almıyorum. Fazla yakıt almıyorum. Çok başarılıyım yani. Vallaha. Dümdüz ilerleyeceğiz. Belki o tren istasyonunda bir mola verebilirim. Şey olduğu için. Orada bir ateş yakabiliriz yani. Gizemli göden ayrıl. Haydi bakalım. Koşabildiğim miktarda koşmak zorundayım. Donuyorum. Kondisyon çok çabuk azalacak. En azından açlıktan canım azalmıyor. O da benim için bir artı. Ama yolda çubuk falan bulmak zorundayım ya. Harbiden bulmak zorundayım yani. Yakın mesafede de bulamıyorum. Ne yazık ki. Asıl otellerde buluruz herhalde ya. Ateş yakınca direkt bir çay çorba işine girişeceğim bu arada. En azından yanında biraz yiyecek olsun. Hiç yoktan çay çorba içerek kalori toplarız. Ben buraya gelmiş miydim? Buradaki loot'u aldım mı yani ben? Ben buradaki loot'u galiba aldım. Mola vermek istediğim yer burasıydı. Buradaki loot'u almışım. Aynen buraya gelmişim. -12 hissediyoruz. Burada ısınabiliriz, zaman geçirebiliriz. Çay çorba yapabilirim. Ama bu fırtına ne kadar uzun sürecek onu bilmiyorum. Hava daha da kötüleşebilir, daha sıkıntı duruma düşebilirim yani. Neyse, bu riske gireceğiz. Evet, kitap yakalım.
ateşimizi yakalım. Burada çayımızı, çorbamızı hazırlayalım. Yola çıkmadan önce de bir sıcak bir çay içelim. Bize en azından bir ekstra boost olsun. Fırtına da bir olsa ilerlerim. Sıkıntı yok. Ateş söndüğü zaman ilerleyeceğiz yani. Bir tane de sedir at şimdilik. Hemen burada bir kuş burnu ayarla. Önce bir su ayarlayalım. İşimizi garantiye alalım. Daha sonrasında şu mantarları falan pişirelim. Güzel. Pişir. Pişir. Güzel. Hemen bir tane sıcağından bir çay içelim. Sıcaklık boostumuzu alalım. Alabiliyorsak bir de meşal alıp buradan gidelim. Böylelikle hissettiğimiz derece biraz daha azaldı. Hem meşalenin verdiği ekstra boost hem sıcak çayın verdiği ekstra boost bizi bir süre tutacaktır. En azından biraz kaynak toplama rahatlıkla izin verecektir. Aslında bir meşale daha alsaydım fena olmazdı ha. Bu sönmek üzereyken öbürünü yakardım falan filan. Öyle bir süre yapabilirdim. Ben meşale söner diye tahmin ettim de bu rüzgarı sönmüyormuş. Ne kadar yemeğimiz oldu? 12. Fena değil, fena değil, fena değil. Gizemli Göl'ün böyle bir güzel tarafı da var yani. Böyle bir bataklık var yani. Burada toplayabildiğin kadar bataklıkta 2 gün boyunca bir gez, biraz yakıt topla. Yani bir 50-100 tane bir hasrut toplarsın geze geze yani. O derece fazla yakıt var. Şu an biraz odun sıkıntısı olduğu için ben bu meşaleyi atmayacağım söndükten sonra. Parçalayıp odununu alırım, çubuğunu alırım. Bunlarla beraber 15 oldu. Baksana iyi direniyoruz yani. Sıcak içeceğin bayağı faydası oluyor. Normalde -17'de şimdi de donmam lazımdı ama meşale ve şeyin sıcak içeceğin etkisi bayağı iyi bir şey. Güzel taktik.
Sol taraftaki kurt bizi görmezse çok mutlu olacağım. Şuradan gidelim. Burada biraz daha asfaltı var. Aslında şu kulübeye gidesim var ama. Hadi gidelim ya. Can you eat trees? Oo, buradan gidemem ama. Dolaşmam lazım. Dolaşmayacağım ya. Yolu uzatmayalım. Daha yolumuz uzun. Direkt bu bölgeden ayrılınca güvende olmayacağız çünkü daha. Bir müddet daha yol kat etmemiz gerekecek. En azından birkaç günlük yemeğim var. Güzel asurut topladık. Şu trenlerin etrafında belki bir kömür, belki bir odun parçası bulursam benim için çok tatlı olacak. Yere dökülmüş bir odun parçası göremiyorum ya. Ayıp ayıp. Vallahi ayıp yani. Belki diğer tarafında bilmiyorum. Oo, bir tane kurt orada. Beyefendi görmeseydin iyiydi ya. Yapmayacağım ben bunu. Şuradan gideceğim ben. Tamam. O beni darlamaz. O beni bağlar, ben yine durmam. Sor bana pişman mıyım? Doğruyu söyler, hiç bana gülmez. Sor bana pişman mıyım? Herkesin günahı boynuna. Böyle bir adım atarsan. Şimdi bir ara direkt bu tren yolunun oradaki o kaza bölgesinden direkt karşıya geçebildiğimizi söylemiştiniz. Bir şekilde çıkılabiliyormuş. Bir kontrol edeceğim onu. Çünkü o yolu bayağı kısaltır. Bir onu deneyeceğim. Şu an yolumun kısaltmak benim için yegane önemli şey. Çünkü yolumuz bayağı uzun. Dolaşıyoruz yani burada bir. İçeriye ulaşmak için dolaşmam gerekiyor. Buradan aşağı ineceğiz. Gölün etrafından dolaşacağım. Oradaki kurt atlatacağım vesaire vesaire. Yani uğraştırıyor. O yüzden benim şu çıkmaz yolu bir şekilde tırmanabilirsem çok tatlı olacak. Şimdiden aramaya başlayalım. Tırmanabileceğim bir yerler var mı? Burası önemli değil. Çıkılabilecek tek bir yer var burası. Buranın da göle gidiyor abi. Ben buranın nasıl tırmanacağım? Burayı tırmanamazsın ki. Şuradan çıkılmaz. Ağaçtan çıkılmaz. Buradan çıkılır. Şöyle yaparsın. Şöyle yaparsın.
şöyle yaptık. Çıktık mı lan? Harbiden çıktık herhalde. Dur. Bukta kalmazsak iyidir. Hadi bakayım. Allah, tırmandık be. Evet, bu bizim yolumuzu bayağı kısalttı. Yorumlarda bu geçmişte bu şeyi yapan, geçtiğimiz sezonda sanırsam söylemişti onu. Hatırlamıyorum ismini de. Vallahi helal olsun ha. Tırmanılabiliyormuş. Direkt karşımdan geldin ya. No 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 no, canımaz. Deneyelim mi lan? Iskalarsam ölürüm. Iskalarsam ölürüm. Hadi bakalım. Gel. Lan! Ah be! Sağ sol yaptı son anda. Öl 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 artık. Öl, kaç 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 artık ya. Canım bayağı gitti ya. Hemen bunu kullan. Okum nerede? Üzerine o kurt bir daha gelecek bana. Abi ölmek istemiyorum ama ya. Öf, kurt. Defol git ya. Defol git. Sen de mi uğraşacağım ya? Git defol. Bu kurt çok can sıkıyor ya. Tam yolun üzerinde olduğu için. Fırtına olmasa ateş yakarak geçecektim de rüzgar bayağı can sıkıcı bir yerden esiyor. Defol git lan, buradan gelme. İşin sıkıntı tarafı benim binaya girmem daha büyük bir egzantriklik, bir aksiyon olacak yani. Abi yeter ama ya. Ne demir yoluymuş ya arkadaş, her yerden kurt çıkıyor ya. Tamam, gitmiyorum oradan da, gitmiyorum, defol git. Ne illetmişsiniz arkadaş. Hayvan. Şuradan tırmanır mıyım bilmiyorum ama riske girmeyeceğim. Adrenalin basabilirim ya belli bir yakınlığa geldikten sonra. Canım çok az. Koşa koşa depar ata ata giderim herhalde. Hava yeterince soğuk, arabada kalamam. Ama arabaya bir hızlıca bakalım. İhtiyacım olan bir şey var mı? Bir bakalım. Hiçbir şey yok. Bana adrenalin bastırma ya. Bana adrenalin bastırma ya. Canım çok az. Okun birini geride bıraktığımın farkındayım da. Dönüşte bakarız yine oraya. Bulamazsam sen okucu yapacağım dediğim gibi. Nereden geliyorsunuz lan?
Koş 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 koş. Gir içeri. Oh! Ses çok yakından geldi. Görmedim bile kurtun nerede olduğunu bilmiyordum yani. Okey. Okey güvendeyiz. Güvendeyiz. Aç mıyız? Açız. Bir çay iç. Oh okey. Bu bayağı bir zorlayıcı bölüm oldu. Neyse efendim bu bölümü burada sonlandırıyorum. Tam da yarım saati doldurduk az çok. Bayağı zorlayıcı oldu buraya gelmek ya. Vallahi mütecavizin yolculukları bile zorlayıcı. Efendim beğenmeyi ve yorumları eksik etmeyin. Desteğinize her zamanki gibi ihtiyacımız var. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.